Spor gündemine devam ediyoruz ve bu saate Galatasaray'la başlayacağız. Tabii ki Galatasaray da yavaş yavaş artık hazırlıklarına başlayacak takımlardan birisi ama Dünya Kupası arasında gündem aynı zamanda transferde oluyor. Bir sanal transfer döneminde içerisindeyiz diyebiliriz. Tabii Galatasaray'ın Dünya Kupasında oyuncuları var. Nelson o isimlerden birisi. Dün Fransa'ya karşı 90 dakika oynadı. Sezon başı transferi konuşuluyordu. Sezon başı Nelson takımdan ayrılmadı ama Nelson kendi ülke basına yaptığı bir açıklama var. Orada diyor ki doğru zaman gelince Galatasaray'dan ayrılacağım ama bu kulüp içinde doğru bir hamle olmalı. Aslında transferinin bir noktada şifrelerini veriyor diyebiliriz herhalde değil mi Nelson? E, tabii ki yani şimdi bir de yani dünkü karşılaşmadan sonra Oliver Giroud'un beni o sarı saçlı Nelson'u kastederek çok yordu demesi maçın genelinde ilk yarısında özellikle çok iyi puanla e, seslikler çıkartmıştı transferde gündem olması normal. Danimarka'nın bundan sonraki süreçte ne olacak bilmiyorum ama nereye kadar gidebilir. bu mağlubiyet biraz daha işini zorlaştırdı açıkçası. Ama transferde çok konuşulacak gibi gözüküyor. Çünkü hakikaten bu sezon olsun, geçen sezon olsun Dünya Kupası'ndaki işte performansı bu maç üzerinden baktığın zaman kalır mı, gider mi bilmiyorum ama transfer teklifleri resmiye dökülür. Kalmalı mı? Bence kalmalı. Yani Galatasaray sezon şampiyonlukta... Sonunda kadar mı diyorsun? Sezon sonuna kadar kalmalı. Şampiyonlukta ben varım diyorsa ki demeli. Şu anda lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde iyi bir çıkış yakalamışken tam lig bitti. Nelson'un satıyorsa e, da satıyorsa da Marco Ağa gibi böyle 10 artı 5 bonuslarla falan değil. 20 milyon euro Şöyle, gibi bir rakam gelirse. Zaten 25 milyon euro serbest kalma maddesi var. 20 milyon euro civarı bir beklenti ya, var Nelson transferinden. 25 milyon euro serbest kalma maddesi olan bir oyuncuyu 20 milyon euro satarsınız. Kim Fenerbahçe'nin sattığı gibi. Ama hala Kim yerini dolduramayan bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Ki iki kulvarda mücadele Avrupa'da baktığın zaman Galatasaray'dan 12-13 maçta fazla oynayan bir Fenerbahçe var. Ona rağmen e, Kim yeri dolmadı. Ama Nelson giderse Abdülkerim Bardakçı'nın yanına bir değil iki tane oyuncu almanız lazım. Çünkü gelen oyuncunun bir anda devre arasında bir defa eğer oyuncu transfer ediyorsanız Nelson gibi oyuncu transfer Onun onda bir maliyet gerektirir. Nelson'un yerini doldurmak istiyorsanız kolay i̇ki, olmuyor. İki isim var gündemde e, Samet Akaydın'la Cenk Özkaçar. İkisi de çok iyi yetersiz. Yani orayı savunmayı tamamen o zaman ne yapacaksınız? Savunma göbeğini iki yerden olacak. Şimdi Cenk Özkaçar, Samet Akaydın, Türkiye'de şu anda diğer takımlarla da anılıyor bu isimler. Fakat elinizde bir Emin Bayram var. Metehan Demir var. Metehan da orada çok iki tane kuma maçının birisinde çok net 90 dakika oynadı. Fizikli bir oyuncu. Ee, ya bu oyunculara Metehan şans Baltacı verirsen da önemlisi. Metan Baltacı baktığın zaman e, fizik olarak da oyunu geriden kurma açısından da hava hakimiyetinde de özellikler olan bir oyuncu. Yani evet Samet Akaydın ama Samet Akaydın da Metan Baltacı gibi üçüncülük Baltacı gibi üçüncülükten gelen bir oyuncudan bahsediyoruz. Üçüncülükten ikincilik birincilik süperlik böyle gelişim gösteren bir oyuncu. Metehan Baltacı'nın da Emin Bayram'ın da bu oyuncular kadar tecrübeli değil ama gelecek vadeden oyuncular. O yüzden ben orada bir yerli değil de yine bir yabancı stoper olmasını düşünüyorum. ya. Bu ben iki bu, isim de gelmiş olsa. Mesela şimdi şöyle bir nokta da var. Ee, tabii ki transfer yapılabilir ama transferi şöyle düşünüyor olabilirim Galatasaray. Aslında doğru düşünce bu olmalı kulüplerimiz açısından. Ross'u transfer etti Galatasaray. Nelson'un ayrılığı, olası bir ayrılığı için mi acaba Ross transfer edildi? Matthias yani, Ross mi? transferi onun için yapıldı açıkçası. Yani hem Marka hem Nelson gidebilir ya da Nelson'u devre arasında göndereceksek ayrılacaksa yerine bir yedekleme yapalım diye. O sakatlık tabi planları burada da bozdu. 3-4 ay olmayacağı ifade Söyle. ediyordu. Nereden bakarsak ocağı görecek. Sakatlıktan dönen bir oyuncu ki form yakalamamış. Oynadığı maçlarda da başarılı bir çizgi göstermedi bize yani Ross. Sakatlandığı maçta da mesela baktığımız zaman. O yüzden ben eğer ne son giderse bir yabancı transferi mutlak yapılmalı olacağını düşünüyorum. İki isim şu anda Süper Lig'de Samet Akaydın çok başarılı. Milli da kadar seçildi. Cenk Özkaçar kiralık olarak oynuyor. O da gelişim sağlaması için gönderilen bir oyuncu. Oradan oyuncu transfer etmek e, gelişimin sağlaması için gönderilen. O kadrodaki şişkinlikler yer bulamadığı için değil mi? O şekilde evet. bir başka takıma kiralanıyor. Oradan bir oyuncu alınacaksa e, sen elinde Emin Bayramı geçen sene kiralık olarak Spor'a 2 dönem yarım yarım gönderdim. Metan Baltacı var. Ya o sürece bir gelelim bakalım ya. Yani şu anda gerçekten milli ara olduğu için transfer sözünün erken açıldı. Ocak ayı eğer böyle devam ederse ocağa bir şey kalmayacak. Ocakta pat 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 imzalar Şş. gelecek değil mi? Eğer bugün de böyle bir durumda bile Ocak ayında bir son günlere falan transfer bırakırsak bu işi yapmasınlar ya. Bak Kasım ayındayız. Ocağa kadar transfer hareketliği şu anda gerçekten de kulüplerimiz başladı transfer çalışmalarına Serdar. Şenol Hoca'nın takıma gelmesi, gelecekler gidecekler. Biz hala yine Şubat'ın e, açıldığı zaman ya 7'si ya 8'i muhtemelen bitecektir. Bizimki yine bir hafta El sonra. 12 Şubat. 12 Şubat. Ee, pardon 12, Şubat. 12 Ocak 8 Şubat. 8 Şubat doğru hatırlamışsın. Biz 8 Şubat'ta transfer bırakırsak yine aynı alışkanlığımız devam etmiş olacak yani. 3 ay transfer sezonu. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Bu... E, bu sefer biraz mazeret olmadı yani ben de şey gibi düşünüyorum yani sadece bizim ligimizde değil muhtemelen birçok ligde birçok kulüp şu andan yani ara transfer için oyuncularla anlaştı Ocak transferi bir başlayacak imzalar gelecek diye bekliyorum Ve şu anda bir hafta orada bir çalışma olur ondan sonra zaten öyle görünüyor şeyde devam edecek çünkü orada ligde devam ediyor Likte olacak devam edecek. dolayısıyla orada bir deneme sürecin yok kamp sürecin yok normal eskiye göre hızlı tutması önemli yani. Tabii ki e, şimdi orada bir kamp süreci olabiliyordu. Erken transferde takıma müdahale edebiliyordun. Şimdi o kamp süreci yok. Lig devam ediyor olacak. Yarış devam Doğru. ediyor olacak. Doğru. Yani çok enteresan bir süreç bu dünya kupası bize. Bu sürecin bu zamanlaması enteresan şeyleri beraberinde getirdi. Getirmeye de devam edecek. Futbolcu transfer yani, edeceksin. Hemen maça çıkartacaksın. Farklı bir tecrübe yani yaşıyoruz. Her son konusunda bu konuda. da ben devre arası değil sezon sonuna kadar beklenmeli. Eğer 20 milyon euro bir teklif varsa o zaman kim Mece'yi yaptığı gibi Fenerbahçe'ye nasıl göndermek zorunda kaldı? Oyuncu da gitmek isterse ki isteyebilir. Şu anda bu Dünya Kupası'ndan sonra bir Premier Lig hayalinin olduğunu biliyoruz. Açıklamaları da o yönde. Evet Galatasaray'ın futbolcusuyum. Serbest kalır ve maddesi var ama yurt dışından çok cazip bir teklif gelirse önce Galatasaray sonra ben neden olmasın dedi. Açık kapı bırakıyor Nelson. Evet bakalım göreceğiz. Serdar Saradaya da şu şekilde dönmüş olayım. Beşiktaş Şenol Hoca'nın ilk dönemindeki ilk sezonunda şampiyonluğa giderken... Yani Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı verirken devre arası iki stoperde değişmişti. Alexis Alexis gelmişti. Alexis Delgado. Evet. Ersan gitmişti diye hatırlıyorum. Diğer stoperi hatırlayamadım ama iki stoper birden gitti. O tandem tamamen değişti. Tosic mi gitmişti acaba? Tosic gitti Şeyden, galiba. Hanıvar'dan evet, gelen... Daha sonra mı oldu Hanavar'dan o? O daha önce. Marcello. Marcello. Daha vardı. Yani... Ee, ve çok konuşulmuştu bu şampiyonluk yarışının içerisindeyken stoper tanemi değişir mi? Hadi iki isim birden değişir mi diye. Doğru Şimdi, soru aslında. E, Galatasaray da şampiyonluk yarışının içerisinde olan takımlardan birisi olarak tabii Nelson'la ilgili çok konuşuluyor. E, Nelson da Galatasaray'da çok uzun bir geleceğe var gibi görünmüyor. Bu transfer tekliflerinden dolayı söylüyorum ve performansından dolayı. Peki bu devre arasında 20 milyon euroluk bir teklif gelirse Nelson'un ayrılması Galatasaray'dan doğru bir karar olur mu? Doğru bir karar olur kaç senesi var Nelson'la hiç sözleşme güncellendi ama doğru bir karar olur çünkü o tekliften sonra. Zaten adam röportajda şunu söylüyor. Hayran aklım orada diyor. Dolayısıyla Hitmediğim ha hiçmediğim için pişman olmadığımı söyleyemem e, diyor. Nasıl söylesin? E, pişmanım gibi bir ifadeyi yani ifadeye e, geliyor bu doğru. E,